Kimya Elbistan kanalına hoş geldin. Elektrolize devam ediyoruz. Bu dersimizde sana Faraday'ın ikinci kanunundan bahsedeceğim. Faraday ikinci kanunda şöyle diyor. Farklı elektrolitlerden eşit miktarlarda elektrik yükü geçirildiğinde anot veya katotta meydana gelen kütle değişimi iyonların eş değer kütleleriyle doğru orantılıdır. Neymiş bizim elektrik yükümüz? Eş değer kütleyle doğru orantılıymış. Şimdi eş değer kütle ne demek? Eşdeğer kütle bir maddenin yükseltgenme basamağının molekül kütlesine bölünmesidir. Örneğin işte alüminyum. 3A grubunda alüminyum. E, alüminyum kütle varsa 27. Tamam mı? 3A grubu olduğundan dolayı yükseltgenme basamağı nedir? Artı 3'tür. 27 3'e böldüğün zaman işte eşdeğer kütlesini bulmuş olursun 9. Örneğin magnezyum. 2A grubunda olduğundan dolayı yükseltgenme basamağı 2 oluyor. Kütlesi de 24. Eşdeğer kütlesi nedir o zaman? 24 bölü 2'den. 12 olacak. Tamam mı? Eşdeğer kütle en basit tabiriyle budur. E, bu kanun seri bağlı elektroliz devreleri için geçerlidir. E, çünkü seri bağlı devrelerden geçen akım ve akımın geçtiği süre eşit olduğundan elektrik yükü de eşittir. Ve biz e, bunu e, şu bağıntıyla hesaplamalarını yapabiliriz. Burada M1 çarpı Z1 yani birinci kaptaki seri bağlı bir e, devresinden bahsedelim. Şöyle iki tane kap düşün. Tamam mı? İki tane elektroz kabı farklı farklı ama iletken tel vasıtasıyla birbirine bağlanmış. Birinci kap, ikinci kap. Birinci kaptaki madde, katotta toplanan madde miktarı çarpı tesir değerliği bölü eması. ikinci kap, kabın katotunda toplanan madde miktarı çarpı tesir değerli bölü MA'sına eşittir. Bu bizim formülümüz. Soruları genellikle formülden çözeceğim ama Formül haricinde de bir çözüm yöntemi göstereceğim. Tıkandığınız zaman, formül hatırlamadığınız zaman oradan çözersiniz. Soruyu formüle çözerseniz sizin için çok çok kolay olacaktır. Formül haricinde de dediğim gibi tekrardan göstereceğim. Soru çözümlerimize başlayalım. 28. soru. Diyor ki seri bağlanmış kaplardaki sıvılar elektroliz edildiğinde katotlarda 4,8 gram magnezyum ve 3,6 gram x katısı toplanmıştır. Buna göre x'in mol kütlesi kaçtır diyor. Öncelikle birinci yol diyelim. Birinci yol. Şuraya yazdım. Tamam mı? Formülü kullanmak. Neydi formül? M1 çarpı Z1 bölü MA1 eşittir. M2 çarpı Z2 bölü MA2. Formül buydu. Yukarıda verdik. Şimdi formülde yerine koyduğumuz zaman birinci kapta bir toplanan magnezyum kütlesi kaçmış? 4.8. M1'imiz 4.8. Magnezyumun e, tesir değerli nedir? Magnezyum 2A grubu olduğundan dolayı artık değil mi yükseltilme basımı? Artık işte o da tesir değerli yazdın. M parantez içinde vermiş 24. Eşittir. Ee, M2. M2 ne kadar toplanmış? Yani X'ten kaç gram toplanmış? 9,6 gram toplanmış. Çarpı. Tesir değerli. Bak böyle bir bileşik oluşturduğuna göre 3 artıdır değil mi? Yani tesir değerli 3'tür. Bölü. M biliyor muyuz X'in? Bilmiyoruz. M a. 24'e böldüm 1. 24'e böldün 0,2. Tamam mı? 0,2'ye böldüm 1. 0,2'ye bölsen 18. 2'ye böldün 1. 2'ye böldün 9. İşler dışlar çarpımından MA eşittir 27. X'in MA'sı 27'ymiş. İşte formülden yaparsan soru bu kadar kolay. Hocam formül aklıma gelmedi. Peki ben bunu nasıl yaparım? Şöyle yapacaksın. Öncelikle katotta ne oluyor? Yük, oluyor değil mi? Katyonlar indirgeniyor işte. Magnezyum, 2 artı yonu 2 elektronunu ne yapıyor? İndirgeniyor Mg katısına. Sonra şey gel bir de flor şu xf3 şey gel x artı 3 3 elektron indirgeniyor Al katısı oluyor. Öyle değil mi? Tamam. Bak şimdi. Bunlardaki elektron sayılarını eşitleyeceksin. Nasıl eşitlersin? Buraya 3 ile çarpıp buraya da 2 ile çarpman gerekir o zaman. Çarpı aşağıya yazıyorum. 3 Mg 2 artı iyonu artı 6 elektron 3 Mg katısını oluşturuyormuş. Tamam mı? X'i yazalım. 2 X artı 3 6 elektrondan da 2 Al katısı oluşuyormuş. Bu bir. Bunu yazdın ya. Bunu yazdıktan sonra şu verilenlerden yola çıkarak mol kütlesini bulacağız. Hocam ne verilmiş? Magnezyumun Kütlesi verilmiş bak. Toplanan magnezyum katısının kütlesi verildiğine göre sen magnezyumun molünü bulabilir misin? Bulabilirsin. Sağ tarafta şurada yapıyorum. Nasıl buluruz? N eşittir M bölü MA. N'ini bilmiyorum. N eşittir 4,8 bölü 24. 24'e böldüm. 1, 24'e böldüm. 0,2 mol. Bak. 0,2 mol ne? Mg katısı. Yazdım buraya 0,2 mol Mg katısına. Tamam mı? Kas sayısı 3 olan Hani ben nereye geleceğim? Şuraya A'ya yazmışım. Şuraya X yazalım da. X'e gelmem gerekir değil mi? Çünkü ben, bana X'in mol kütlesi e, soruluyor. Nasıl geçerim X'e? Ortak olan maddelerle geçerim. Ortak olan ne? 6 elektron. Yukarıda da 6 elektron var. Aşağıda da 6 elektron var. O zaman ben 6 elektronun molünü bulacağım. Çünkü devreden geçen elektron miktarı aynı olacak. Tamam mı? 3'ye 0.2 ise 6'ya 0.4 mol mü? 6 hmm, elektron 0.4 molmuş. 6 elektronun aşağıda da 0,4 mol yazıyorum. Bana neyi soruyor? Şu x'in mol kütlesini. 6'ya 2 ise 0,4'e 0,4 bölü 3 mol demek değil midir? Tamam. Al'nin artık molünü biliyoruz. Pardon al diyorum ya hala. Sorunun cevabını söylemiş gibi. X'in artık molünü biliyoruz. 0,4 bölü 3. E, toplanan kütlesini de biliyoruz. Şu formülden yerine koyacağız. 0,4 bölü 3'ü 4 bölü 30 diye yazıyorum. 4 bölü 30 mol eşittir. 3,6 bölü MA. Tamam mı? 4'e böldün. 1, 4'e böldün. 0,9. İçler dışlar çarpımından MA eşittir. 27 çıkar. X'in MA'sı 27'ymiş. Soruyu böyle de çözebilirdim. Geçiyorum. 29. soruya. Hem formülle çözdük bak. Hem de normal klasik bir yöntemle çözdük. 29'da yine bir seri bağlı kap var. Seri bağlı elektroliz düzeninde birinci kapta NaCl, ikinci kapta da CaCl2 erimiş tuzları vardır. Devreden bir süre elektrik akımı geçirildiğinde birinci kabın katodunda 6,9 gram sodyum toplandığı anda ikinci kabın katodunda kaç gram kalsiyum toplanır? Formülü de yere yaz yerine yazalım. Formülü tekrar bir hatırlatayım. M1 çarpı yani birinci kaptaki maddenin kütlesi çarpı tesir değerli bölü MA eşittir. M2 çarpı Z2 bölü a 2de Şimdi birinci kapta ne var? Sodyum var. 6,9 gram. Tesir değerliğini artı 1 değil mi? Artı 1. Ema aslında parantez içinde vermiş. 23. Eşittir. Ee, kalsiyumun kütlesini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Zaten bana da bunun kütlesini soruyor. X olsun. Ee, tesir değerliği kalsiyumun bak yükseltme basamağı tesir değerliği 2. Bölü ema 40 vermiş. Yazdım. Sadeleştirme yapacağım artık. 23'e böldüm 1. 23'e bölsem 0,3 mü? 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 20. 20 çarpı 0,3 işler dışarı çarpımından x eşittir 6 çıkar. He, 6 gram kalsiyum toplanırmış. Bu birinci yöntemimiz. Formüllü yöntemimiz. Bir de formülsüz yönteme gelelim. Şimdi formül 2 yöntemi de sürekli göstermemin nedeni şu. Bazen bu klasik yöntemi kullanmak zorunda kalabilirsin. Formülle çıkartamazsın ki öyle de bir soru sordum. O zaman görürsün ne demek istediğimi. Şimdi katotta ne oluyordu? İndirgenim oluyordu. Katyonlar indirgeniyordu. Sodyum bir elektron alarak da ne yapıyor? Sodyum katı haline geliyor. E, kalsiyum da iki elektron alarak kalsiyum katı haline geliyor. Değil mi? Elektron sayılarını eşitliyordu. Eşitleyerek yazayım şuraya. İki ile çarparsan ne oldu? İki tane na artı yonu artı iki elektrondan e, ikna mı yaptı? Tamam. Şimdi ben sodyumun molünü bulabilir miyim? Bulabilirim. Nasıl? Şöyle en eşittir m bölü ma yöntemi diyor değil mi? En eşittir diyorum. M'i 9 virgül pardon 6 9 grammış. Ma'sı da 23. 23'e böldüm. 1 23'e böldüm. 0,3. 0,3 mol. Bak sodyumum 0,3 mol. Şöyle morla yazalım. Şurası 0,3 mol elektron sayılarım aynı olduğundan dolayı elektron sayılar üzerinden geçiş yaparım. Bu da 0,3 moldür. değil mi? 2 elektron 0,3 molmuş. Buradaki 2 elektron da 0,3 mol olacak o zaman. Bana neyi soruyor? Kalsiyum katısının miktarını soruyor. 2'ye 1 ise 0,3'e e, 0,15 mol mü? Yani 0,15 molde kalsiyum katım var benim. Kalsiyumun molini biliyorsan artık kütlesini hesaplayabilirsin. Nasıl? Nasıl? N eşittir. M bölü MA formülünden yazıyorum. N yerine 15 bölü 100 diye. 0 15 15 bölü 100 demek. Öyle değil mi? n bölü MA'sını da vermiş 40. 4'e ee, e bölsen 10. 4'e bölsen 25. 5'e bölsem 3. 5'e bölsem 5 mi? 5'e böldüm. 1 5'e böldüm. 2. işler dışlar çarpımda 3 çarpı 2. M eşittir. 6 gram. Tamam. Cevap yine 6 çıkar. Ee, Faraday'ın ikinci kanunu böyleydi. Şimdi bununla ilgili 5 tane sorumuz var. Onlara bakalım. Birinci soru. Seri bağlı kaplarda K artı ve X artı 2 iyonları içeren erimiş tuzlar aynı sürede elektroliz edildiğinde katotlarda 7,8 gram K katısı 4,6 gram da X katısı toplanmaktadır. Buna göre X'in mol kütlesi kaçtır? Bak şimdi bu sorunun sana pratik yöntemini söyleyeceğim. Kanalın ismi ne? Kimya Elbistan. Elbistan nerenin ilçesi? Kahramanmaraş'ın. Karbon numarasının plaka kodu e, plaka e, kodu kaç? 46. O zaman cevap 46'dır. Bak pratik bu. Tamam mı? Sorular çünkü bana ait. 46 biraz e, kendi milliyetçiliğimi yapmışım. Cevap 46 çıkacak. Bakalım öyle mi? E, formülü kullanalım. Formül birinci kabın kütlesi. Birinci kaptaki kütle çarpı tesir değerliği bölü MA. İkinci kaptaki kütle çarpı tesir değerliği bölü MA2. Tamam, formül buydu. Birinci kapta 7,8 gram toplanmış. Çarpı K'nin zaten tesir değerliği 1. MA'sı 39 eşittir. X 4,6 gram toplanmış. Tesir değerli 2. MA'sını biliyor muyum? Bilmiyorum MA. 39'a böldüm 1. Şurası 7,8'di. 39'a böldüm 0,2. 0,2'ye böldüm 1. 0,2'ye böldüm 23. İçler i̇şte dışlar çarpımından MA eşittir. 2 çarpı 23'ten 46. İşte bu. Tamam. Değişik. Artık ikinci yöntemle çözmüyorum. Yeterince soru çözdüm onunla ilgili zaten. Öyle yapıldığını da öğrendim. Formülden gideceğim bundan sonra. MN, FN ve CACL2 sıvıları seri bağlı kaplarda elektroliz edildiğinde kapların katotlarında 11 gram mangan 12 gram da kalsiyum toplanmaktadır. En değeri nedir? Formülü yine yazıyorum. Birinci kaptaki kütle çarpı tesir değerliği bölü MA. İkinci kaptaki M2 çarpı kütle Z2 bölü MA2 mi? Birinci kapta 11 gram mangan toplanıyormuş. Tesir değerliği nedir? Hani bu nasıl ayrışır? M'ni N diye ayrıldı değil mi? N artı. Tesir değerli N. Bilmiyorum. MA'sı kaç? 55. Eşittir. İkinci kaba geldim. 12 gram ne toplanıyor? Kalsiyum. Kalsiyumun da tesir değerli artı 2'den dolayı 2 geliyor. Bölü MA'sı 40. Bak. 11'e böldüm 1. 11'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm kaç? 8. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm kaç yapar? 3 mü yapar? 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 1. En eşittir 3. Bu kadar. En değeri kaçmış? 3. Üçüncü soru. Seri bağlı elektroliz düzeninde CRCL2 ve XF3 sıvıları elektroliz ediliyor. Ee, birinci kabın katodunda 0,3 mol CR toplanırken ikinci kabın katodunda 11.2 gram X toplanıyor. Buna göre X'in mol kütlesi nedir diyor. Hmm, bak böyle mol verirse MA verilmediğinden dolayı formülü yapamayacağız. Klasik yöntemi kullanmamız gerekecek. Katotlarda ne oluyordu? Katyonlar indirgeniyordu. Birinci kabın katyonu CR2 artı. 2 elektron alır. Ne olur? Cr katısına dönüşür. değil mi? Ee, ondan sonra x'e gelelim. x 3 artı yonu. Hani şu x artı 3 diye ayrışır ya. Flor 1 değerli kalır her zaman biliyorsun. 3 elektron aldı. x katısı mı oldu? Ne demiştim? Elektron sayılarını eşitliyordun. 3 ile çarptım. 2 ile çarptım. Elektron sayılar eşitlensin diye. Eşitledip yazalım. 3 cr 2 artı 6 elektrondan 3 cr katısı oluşuyor. Tamam mı? Sonra 2x artı 3 artı 6 elektrondan da 2x katısı mı oluşuyor? Bunu da yazdım. Ardına 0,3 mol cr katısı toplanırken de bak 0,3 mol cr yine yazık 0,3 mol. Ortak olan ne var? Elektronlar var. Elektronlar üzerinden geçiş yapabilirim. 3 olan 0,3 ise 6 olan da 0,6 mol müdür? Tamam. Alt, e, alt 0, 6, 6 elektron 0,6 molmuş. Aşağıya da bunu yazıyorum. 0,6 mol. Bana x'in ma'sı lazım. O yüzden x'in molünü bularım. 6'ya 2 ise 0,6'ya 0. 2 mol müdür? Bak. X'in molünü de bulduk. Artık ma'sını bulabiliriz. N eşittir. M bölü ma formülünden. 0,2 mol eşittir. M'i vermiş bize parantez X'in 11,2. MA'sını bilmiyoruz. 0,2'ye böldün 1, 0,2'ye böldün e, kaç yaptı? 56 mı yaptı? İçler dışlar çarpımından MA eşittir 56 çıkar. X'in mol kütlesi 56'dır. Cevap E şıkkı. Geçtik dördüncü sorumuza. Seri bağlı iki elektroliz hücresinde hücresinden birincisinde AlBr3, ikincisinde de CaI2 sıvıları vardır. Bu elektroliz devresinde bir süre sonra birinci kabın katotunda 4,5 gram alüminyum katısı birikmektedir. Buna göre ikinci kabın katodunda kaç gram kalsiyum birikir? Şuradaki formülü hemen alıyorum. Tamam mı? Buraya koyuyorum. Birinci kapta 4,5 grammış. Al'in tesir değerli artı 3'ten 3 değil mi? Ma'sı da 27 zaten. Eşittir. Ee, kaç gram demiş. Yani gramını bilmiyoruz. X olsun. E, tesir değerli kaç kalsiyumun? 2 mi? Ema'sı da 40. Bak şimdi. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 9. 9'a böldüm 1. 9'a bölsen 0.5 mi? 2'ye böldün 1. 2'ye böldün 20. İçler dışlar çarpımı yaparsan x de 0.5 çarpı 20'den 10 gram çıkar. Bu kadar. Cevap değişik. 5. ve son sorumuz. Şimdi 5. soru için şuraları biraz birazcık temizleyeceğim herhalde yeter burası. Bakalım. XBRN ve MGBR2 sıvıları seri bağlı kaplarda elektroliz edildiğinde kapların katotlarında 11,2 gram X, 4,8 gram Mg toplanmaktadır. N değeri nedir diyor. Hemen formülümü kullanıyorum. Formülü kullanalım. Birinci kapta 11,2 gram tesir ne? X'in bilmiyorum N. Değil mi? Yani XN, e, BR, eksi diye iyonundan ayrışır bu. Böyle M a'sı x'in 56'ıymış. Tamam. Eşittir. Ee, i̇kinci kaptaki kütle kaç? 4,8. T'seri değerli. 2. M a'sı da 24. Bak şimdi. 24'e böldüm 1. 24'e böldüm 0,2. 0,2'ye böldüm 1. 0,2'ye böldüm 56. 56'ya böldüm 1. 56'ya böldüm 1. N eşittir. Kaç çıktı? 2 çıktı. N değerimiz 2'ymiş. Tamam mı? Evet, böylelikle Faraday'ın ikinci kanununu da bitirmiş olduk. Bir başka derste görüşürüz. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak.